Siz burada kalın, ben tek gireceğim. Sultanım. Herkes seni öldü biliyor. Şimdi her şeyi rahatça anlatabilirsin. Seni buraya kimler gönderdi? Sarayda senin gibi kimler var? Amaçları neydi? Senden ne bekliyorlar? Her şeyi. Ama her şeyi dinlemek istiyorum. Anlatacağım. Anlatacağım sultanım. Artık bu vicdan azabıyla yaşamak istemiyorum. Her şeyi anlatacağım. Aradığınız kişi Madame Blavatsky. Madame. Madame Blavatsky mi? Ben küçük bir çocukken yetimhanede ziyaretime geldi. Annem olduğunu söyledi. O yaşta bir çocuk için yalan bile olsa bir anne şefkati bulmak nedir bilemezsiniz. Küçük bir kızın anne özlemi bu yaptıklarının hiçbirini mazur göstermiyor ki Cemal. Haklısınız sultanım. Haklısınız. Blavatsky çok kutsal, mühim bir vazifemiz olduğu masalıyla büyüttü beni. Sık sık ziyaretime geldi yetimhanede. Gelemediği zamanlar adamlarını gönderdi. Sürekli kontrol altında tuttu beni. Size yaklaşmamı, sizin itimadınızı kazanmamı istiyordu. Sen de layığınca yaptın. Çoğu zaman size hakikati anlatmamak için kendimi zor tuttum. Asla size zarar gelmesini istemedim. Asla. Peki Blavatsky'nin amacı neydi? Bu kadar zaman sabredip seni böyle yetiştirdiğine göre neyi amaçlıyordu? Madame Blavatsky senelerdir ahit sandığının peşinde. Uzun zamandır...